bugün yollara dökülen, Türkiye'nin dört bir tarafında yollara dökülen bütün çiftçilere sesleniyorum. Bundan sonra derdimiz sadece kendimize ait bir dert değildir. Bundan sonra fıstık üreticisi Mehmet abi, fındık bahçesindeki Zeynep ablanın, buğday üreticisi Mustafa kardeşim, emekli Refika teyzenin, asgari ücretli Musa kardeşim iş bulamayan Rabia kardeşimin can yoldaşıdır. Hep birlikte hepimizin derdini birlikte sahipleneceğiz. Hep birlikte sesimizi yükseltecek, hep birlikte mücadele edecek, hep birlikte kazanacağız. Kimseyi arkada bırakmayacağız. Kimseyi yalnız bırakmayacağız. Buradan bütün Türkiye'ye, örneğin Rize'ye, Tekirdağ'a, Konya'ya, Kayseri'ye, Manisa'ya, Antalya'ya, Artvin'e, Urfa'ya sesinizi duyurmaya var mısınız? Bundan sonra birlikte hep beraber halkın iktidarını kurana kadar mücadeleye var mıyız? Hep birlikte çalışmaya, hep birlikte kazanmaya, hep birlikte hakça bölüşmeye var mıyız? İşte bizim gücümüz burada. Bundan sonra Tayyip Bey'e ses duyurmaya çalışmak yok. Duymuyor. Duymadı, duymayacak. Biz gücümüzü kendimizden, biz gücümüzü fıstık bahçesine damlattığımız alın terinden, biz gücümüzü namusuyla yetiştirdiğimiz çocuklarımızın geleceğinden, biz gücümüzü fabrikalardan, tarlalardan, biz gücümüzü sokaklardan ve halktan alıyoruz. Gücünüzü kullanmaya var mısınız? Mücadeleye var mısınız? Kazanmaya hazır mıyız? Hep beraber kazanacağız. Hep beraber kazanacağız. Biz kazanacağız. Biz başaracağız.